Amerika'nın Sesi'nin Washington stüdyolarından iyi akşamlar. Ben Selin Süer Ünlü. Washington, Ukrayna krizi konusunda Avrupalı müttefiklerine arkanızdayız mesajı vermeye devam ediyor. Rusya'nın Kırım ilhakının ardından Rus hükümetine yakın isimler de dahil olmak üzere bir takım mali yaptırımlar ve vize kısıtlamaları uygulama kararı alan Başkan Barack Obama, son birkaç günde Avrupa'da yürüttüğü temaslarda Washington'un Ukrayna krizine bakışına dair önemli açıklamalarda bulundu. Biz de bugün Washington'un Ukrayna krizinde attığı son adımları konuşarak başlayacağız yayınımıza. Amerika'nın Sesi Türkçe bölümünden Mehtap Çolak Yılmaz yayınımıza katkıda bulunacak. Mehtap, bu konudaki son ayrıntılar sende. Aktarır mısın? En önemli gelişme kuşkusuz ekonomik hem IMF kanadından hem de Amerika'dan yardım, daha doğrusu kredi verme sözü var Ukrayna'ya. IMF yardımı çok konuşulan bir konuydu. Miktarı açıklandı. 2 yılı kapsayan bir kredi verme şeklinde olacak ve 14 ila 18 milyar dolar civarında bir kredilendirme, dolarlık mali yardımdan söz ediyor IMF ve bunun karşılığında sürdürülebilir ekonomik istikrara dair adımlar atması gerekiyor. Kuşkusuz Ukrayna yönetiminin IMF'nin şart koştuğu reformlar arasında esnek kur uygulaması, enerji fiyatlarının yükseltilmesi gibi maddeler de yer alıyor. Ve Amerika Başkanı Obama da bu adımı çok olumlu bir adım olarak karşıladı. İşte Ukrayna'nın yanında, Ukrayna halkının yanında tüm dünyanın yer aldığına dair bir işaret dahadır bu dedi IMF'nin yaptığı yardım. Amerika Başkanı hem ekonomik istikrar hem de seçimlere olması gerektiği gibi gidilmesi konusunda Ukrayna'ya gereken mesajın bu yardımla da verildiğini belirtti. Ve IMF'nin yanı sıra bir gelişmede bir yardım, daha doğrusu kredi diyelim, Amerikan Kongresi'nden gelmişti. Hemen onu ayrıntılandıracak olursak, Perşembe günü Ukrayna için 1 milyar dolarlık kredi desteğini kanunlaştırmıştı. Ancak ayrı ayrı iki kanun tasarısından bahsediyoruz. Biri Temsilciler Meclisi'nde, diğeri Senato'da onaylanmıştı. İkisi birbirine benziyordu. Ancak son olarak Senato'nun tasarladığı yasa tasarısının üzerinde anlaşıldı ve onun Obama'nın onayına gönderilmesine karar verildi. Ve o konuyla ilgili küçük bir oylama daha yapması gerekiyor Temsilciler Meclisi'nin. Ancak o oylama bugün olmadı. Salı günü tekrar toplanması ve oylamayı yapması bekleniyor. Ondan sonra Amerika hükümetinin de 1 milyar dolarlık kredi sözü hayata geçmiş olacak. Başka şeyler de var. Demokrat senatör özellikle Harry Reid konuştu bu konu hakkında. Bu kredi sözünün yanı sıra 100 milyon dolar civarında nakdi olmayan yardım da yapılması gerektiğini söyledi. Ancak özellikle Cumhuriyetçi kanat daha fazlasının yapılması gerektiğini savunuyor ve bununla neyi kastediyorlar? Silah yardımı. O konuyla ilgili de bir Cumhuriyetçi senatör konuştu. Lindsey Graham. İyice zayıflamış Ukrayna ordusunu güçlendirmek ve savunma amaçlı desteği yapılması gerektiğini savunuyor Amerika ve NATO müttefiklerinin de bunu yapması gerekiyor dedi. Neden mi böyle düşünüyorum dedi. Çünkü eğer Putin'e bundan sonra yapacakları için bir kez daha düşünme fırsatı vermezsek, yani iki kere düşünmesini sağlamazsak önüne geçemeyiz bundan sonraki adımların dedi Lindsey Graham. Ancak hatırlatalım, Ukrayna yapılacak hem IMF reformlarının hem de Amerika yardıma bir kredi geri ödemesi gerekiyor. Yani Ukrayna'da bu da hesapta tutuluyor. Zira bunların geri ödemesi için de zorluklar yaşayabilirler. Ancak şu anda o noktaya çok var kuşkusuz. Obama konuştu Ukrayna konusunda. Bütün Avrupa gezisi boyunca gündemi kuşkusuz Ukrayna'ydı. Hem Amerikan CBS televizyonuna verdiği röportajda hem de orada ikili görüşmelerinde Rusya'ya yönelik sert mesajlarını sürdürdü Obama. En önemli mesajlarından biri, Sovyetler Birliği'nin kaybedilmesi sebebiyle Putin'in derin bir kin beslediğini görüyoruz. Rus liderin soğuk savaş dönemi hakim olan uygulamalara başvurmaması gerektiğini söyledi Obama. Obama Amerika'nın mesajını Putin almıyor dedi. Sert mesajlarını sürdürdü. Bugün Orta Doğu'da belki ama döner dönmez Amerika'ya gündeminde yine Ukrayna olacak Obama'nın, Selin. Aktardıkların için teşekkürler Mehtap. Washington'un Ukrayna krizine dair attığı son adımları konuştuk. Ve yine Ukrayna ile devam edelim. Birleşmiş Milletler üye ülkelerin çoğu Rusya'nın Kırım ilhakını tanımayacağı mesajını verdi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 100 ülke Kırım'ın ilhakını tanımama kararı alırken 11 ülke karara karşı çıktı. 48 ülke ise oylamaya katılmadı. Amerika'nın Sesi Birleşmiş Milletler muhabiri Margaret Beşir'in haberi. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, birliğini ve bağımsızlığını vurgulayan ve 16 Mart'ta Kırımlıların Rusya'ya katılma kararı aldığı referandumu geçersiz sayan karar tasarısı büyük destek topladı. Karar ayrıca krizin çözülmesi için doğrudan siyasi diyalog çağrısında bulunuyor. Tasarıya destek vermeyen ülkeler arasında Rusya, Suriye, Kuzey Kore ve Küba var. Ukrayna Dışişleri Bakan Vekili Andriy Deschirsia,
Rusya'nın askeri müdahalesinin ve Kırım'ı ilhak etmesinin Birleşmiş Milletler Anlaşması'nı ihlal ettiğini söyledi. Many still struggle to grab the reality. Birçok kişi gerçeği anlamakta zorlanıyor. Rusya 21. yüzyılda Avrupa'nın göbeğinde Ukrayna'ya müdahale etti. Dışişleri Bakan Vekili Decisia, kararın Ukrayna ya da başka bölgelere yönelik benzer saldırganlıkları önleyeceği görüşünde. Genel kurul kararları bağlayıcı olmamakla birlikte uluslararası toplumun ahlaki sorumluluğunun ağırlığını taşıyor. Amerika'nın Birleşmiş Milletler Temsilcisi Büyükelçi Samantha Power, karar tasarısının sınırların soyut kavramlar olmadığını gösterdiğini söyledi. Power, Rusya'nın Ukrayna'daki çıkarlarının geçerli olduğunu hep söyledik. Ancak Rusya'nın Ukraynalıların kendi sınırları içindeki Kırım'da sanki hiç çıkarı yokmuş gibi hareket ettiğini görmek son derece üzücü diye konuştu. Rusya'nın Birleşmiş Milletler Temsilcisi Vitali Churkin, kararı gereksiz ve düşmanca olarak tanımladı. Churkin, 48 ülkenin çekimser kalmasının Rusya'ya verilen desteğin arttığını gösterdiğini öne sürdü. Karşı çıktığımız bu karar tasarısı genel kurulda kabul edilse de, Rusya diplomasisinin bir zafer kazandığı kanısındayım. Çünkü gün geçtikçe durumun ne kadar karmaşık olduğunu, Kırım ve Rusya Federasyonu'nun attığı adımların ardındaki gerçekleri anlayan ülkelerin sayısı artıyor. Vitali Churkin'in bu sözlerine katılmayan Ukrayna Dışişleri Bakanı ise karar tasarısına desteğin dünyanın dört bir yanından gelmesinin krizin yalnızca bölgesel değil, küresel olduğunu gösterdiğini belirtti. Hülya Polat, Amerika'nın Sesi, Washington. Mısır Genelkurmay Başkanı General Abdülfettah el-Sisi'nin Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklaması Amerikan gündeminde de yer buldu. Washington, Kahire hükümetini gazeteci ve siyasi muhaliflere karşı yumuşamaya çağırıyor. Amerika'nın Mısır'daki demokratik sorunlara yaklaşımı bölgesel müttefiki Suudi Arabistan'la ilişkilerini de etkiliyor. Zira Riyad, General el-Sisi'nin en büyük destekçisi. Bu arada bir hatırlatma da yapalım. Başkan Obama'nın Suudi Arabistan'daki ziyaretinde Mısır konusu da Kral Abdullah'la görüşmesinde gündeme alınan konulardandı. Son gelişmelere dair ayrıntılar Amerika'nın Sesi Dışişleri Bakanlığı muhabiri Scott Stearns'un haberinde. Mısır Genelkurmay Başkanı'nın Cumhurbaşkanlığı adaylığı aylardır beklenen bir şeydi. Amerika'nın yeni kaygısı ise seçim sürecinin ne kadar özgür geçeceği. Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Maria Harf bu endişeyi dile getirenlerden. Geleceklerini belirlemek Mısırlılara ait. Bunu daha önce de ifade ettik. Mısırlılar sandık başına gittiğinde korku ortamından uzak kalmalı, istedikleri partiye ya da adaya oy verebilmeli. Ayrıca Mısır vatandaşlarının görüşlerini serbestçe ifade edebilmeleri konusundaki kaygılarımızı da Mısır'daki geçici hükümet yetkililerine ilettik. Amerika'nın Mısır'la ilgili dile getirdiği insan hakları endişeleri ağırlıklı olarak geçen Temmuz'da General Sisi'nin seçimle iş başına gelen hükümeti darbeyle devirmesiyle ilgili. Eski Amerikalı Büyükelçi Adam Arely, Mısır'ın Amerika'yı ikilemde bıraktığını söylüyor. Olumlu yanı ilişkileri yürütüyorlar, olumsuz yanı ise her türlü muhalefeti bastırıyorlar. Bu da Obama yönetimini çok rahatsız ediyor. Washington'un bazı Arap müttefikleri ise aynı kaygıları taşımıyor. Özellikle de Sisi'nin darbeyle görevden aldığı Müslüman kardeşleri sevmeyenler. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Sisi'ye ve mevcut Kahire hükümetine tam destek veriyor. Çünkü alternatifin kaos olacağını düşünüyorlar. Ama Amerikan Üniversitesi profesörlerinden Hillary Mann Leverett'a göre Mısır'da güvenlik kuvvetleri zaten belirsiz siyasi ortamda kaosun yayılmasına iyice yardım ediyor. İşkence, hapis cezaları var. İnsanlar baskı görüyor. Müslüman kardeşler liderlerinin idamına tanık oluyoruz. Tüm bunlar Müslüman kardeşleri Nasır ve Enver Sedat dönemindeki gibi radikalleştirecek şeyler. Bunlar o dönem El-Kaide'nin öncüleri oldular. Leverett, bu tehditlerin General Sisi'ye verilen Suudi desteğine katılmakla çözülmeyeceği görüşünde. Mısır'da kamuoyunun görüşlerini ve muhalefeti bastırmak amacıyla Suudi Arabistan'la işbirliğine girmek ancak felaket getirir. Washington'un Riyad'la arasının açılmasına yol açabilecek bir başka durumsa Suriye'deki iç savaş. Suudi Arabistan, Amerika'nın Esad rejimine karşı çarpışan isyancılara daha aktif destek vermesini istiyor. Amerika Barış Enstitüsü uzmanlarından Steve Heidemann, Suriye konusunun Suudi Arabistan'ın Mısır'a yaklaşımına da etkilediğini söylüyor.
Bu durum Suudi Arabistan'ın Mısır'da olan bitenlere karşı nispeten farklı tutum izleme riskini Amerika'nın görmek istemeyeceği düzeyde arttırıyor. Bir dizi istenmedik sonuçla karşılaşabiliriz. Dün İtalya'da temaslarda bulunan Başkan Barack Obama bugün Suudi Arabistan'a gitti. Riyad'da Kral Abdullah'la görüşen Obama ve Dışişleri Bakanı John Kerry'nin gündeminde Mısır'da demokrasi, Suriye'deki iç savaş, İran'ın nükleer programı ve İsrail ile Filistinliler arasındaki barış görüşmeleri bulunuyor. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi Washington. El-Kaide bağlantılı terörist örgüt El-Şebab militanları, başkent Mogadişu'ya düzenledikleri saldırılarla Somali hükümetini sarstı. Bu son saldırılar ve örgüte katılan yeni militanlar, uzun süredir savunmaya çekilen Afrikalı terörist örgüt El-Şebab'ın yeniden dirildiğini gösteriyor. 3 yıl önce El-Şebab örgütünün sonunun geldiği düşünülüyordu. Afrika Birliği Barış Gücü tarafından Somali'nin başkenti Mogadişu'dan sürülen şeriatçı grup, diğer kentlerdeki hakimiyetini de kaybetmişti. Ancak sonra çatışmalar bitti. Afrika Birliği Barış Gücü 2012'den beri militan mevkilerini geri almadı. Bu arada El-Şebab daha da tehlikeli bir örgüte dönüştü. Şubat ayında başkentteki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yapılan intihar saldırıları ve geçen yıl Kenya'nın başkenti Nairobi'deki Westgate alışveriş merkezinde günlerce süren eylem, El-Şebab'ın hala çok ciddi bir terörist tehdit olduğunu ortaya koydu. Birleşmiş Milletler, El-Şebab'ın Güney Somali'deki üslerinde 5000 civarında militan olduğunu tahmin ediyor. El-Şebab'ın hedefi Somali'de Batı'nın desteklediği hükümeti devirip yerine şeriat devleti kurmak. Somali hükümetinin militanların kontrolündeki bölgelere hizmet götürmedeki başarısızlığı El-Şebab'ı daha da güçlendirdi. El-Şebab'ın hizmet sağlamak için fazla bir çaba harcaması gerekmiyor. Örgütün çok acımasız ve sevilmeyen bir yönü olduğu doğru. Ancak bunun yanında El-Şebab'ın hükümetin sağlayamadığı bazı temel hizmetleri sağladığını da kabul etmeliyiz. Amerika, El-Şebab komutanlarını hedef alan operasyonlarında başarısız oldu. Ocak ayında insansız hava aracıyla düzenlenen bir saldırıda örgüt liderlerinden Ahmet Abdi, Barawe kasabası yakınında ölümden döndü. Amerikan özel timi aynı bölgede geçen yıl düzenlediği operasyonda da başarısız olmuştu. Somali hükümeti ve Afrika Birliği Barış Gücü, militan mevkilerine karşı yeniden operasyona başlayacaklarını açıklasalar da henüz harekete geçmedi. Yenal Küçüker, Amerika'nın Sesi Washington. Amerika'nın batısındaki Washington eyaletinde yaşanan toprak kaymasının ardından çamur yığınının altından çıkarılan ölü sayısı arttı ve 17'ye yükseldi. Bununla birlikte kurtarma görevlileri artık felaketten sağ kurtulan birilerini bulma olasılığının neredeyse kalmadığına dikkati çekiyor. Satika Hawk'un haberi. Kayıpları arama çalışmalarına kayıpların ülkenin dört bir yanından gelen yakınları da katılıyor. Washington eyaleti yönetimi de yardım için bölgeye ulusal muhafız birlikleriyle Federal Acil Yardım Dairesi'nden görevlilerini gönderdi. Felaket bölgesi Seattle kentinin 90 kilometre kuzeydoğusundaki Oso. Yerel emniyet ve itfaiye arama çalışmalarına köpekler, helikopterler ve sonar cihazlarıyla yardımcı olmaya çalışıyor. Yerel itfaiye müdürü Travis Hutz arama çalışmalarına 200 kişinin katıldığını söylüyor. Yağmur arama çalışmalarını zorlaştırıyor. Toprak kayması yaşanan bölgenin tamamında arama ve kurtarma operasyonlarımız devam ediyor. Ne yazık ki yaşam izine rastlamadık. Kimseyi sağ bulamadık. Bu da arama çalışmalarımızın en sıkıntı veren tarafı. Jerry Farns faciadan sağ kurtulmayı başarabilmiş. Evinizin yıkıntı halinde olduğunu görmek çok zor bir şey. Felaket cumartesi ansızın geldi. Oso'ya bitişik tepe haftalardır süren aralıksız yağışın ardından çöktü. Bölgede çamur birikintisi bazı yerlerde 4,5 metreye ulaşıyor. Olayın Amerika'da yaşanan en kötü toprak kayması felaketi olduğu bildiriliyor. Çağrı Tanyol, Amerika'nın Sesi Washington. Haftanın son yayınını da böylece tamamlıyoruz. Yayın ve haberlerimiz için internet adresimiz amerikanınsesi.com. Haftaya Washington'dan karşınızda olacağız. Amerika ve dünya gündeminin öne çıkan maddelerini aktaracağız yine. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. İyi hafta sonları.